Telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam hocam, iyi yayınlar. Buyurun efendim. Hocam benim size iki sorum var. Bir tanesi, ben 38 yaşındayım. 3 yaşımdan bu yana üvey babamla yanında büyüdüm. Ve o bana son nefesine kadar çok iyi baktı. Evet. Allah razı olsun ondan. Ama öz baba olan kişiyi ben hiç görmedim. Yani yanıma gelse tanımam. Öyleydi. Ben dedim, şimdi çevremdeki insanlara soruyorum, hakkı var. Sen de işte babalık hakkı var diyor. Ama bana hiçbir şekilde babalık, yani tanımıyorum. Yanıma gelip otursa bilmiyorum ben bu insanı. Ve gittim buldum. Gittim dedim, hani belki düzelmiştir, belki hani aklı başına gelmiştir diye. Ama bu insan hani görüşebilecek kapasitede bir insan değil. Ve ben görüşmüyorum bu insanla. Bunun bende hakkı var mı? Ben bu insanla görüşmeyerek günaha girmiş oluyor muyum? Yani bu insan, şöyle diyeyim ben size. Ben kundaktayken iki buçuk, gece saat 2:30'da gelip, hatta ki yanımda içkili bir şekilde yanındaki arkadaşlarını da eve getiren bir insanmış. Yani hiçbir şekilde onun yanındayken de hani evinden, ocağından, barkından bir haber bir insanmış. Yani sonuçta annen ondan kurtulmuş böyle bir Aynen, an. aynen. Annem ondan kurtulmuş ve muhteşem bir babam vardı benim. Yani Allah razı olsun ondan. Hiçbir zaman hani üveylik ya da hiçbir zaman hiçbir şeyini görmedim. Son nefesime kadar da bana elinden geldiğinde düzgün bir şekilde bakmaya çalıştı. Binlerce şükürler olsun Allah'ıma ki öyle bir Şimdi babanın yanında büyüdüm. anladım kıymetli kardeşim. O size babalık yapmamış. Ancak sanıyorum acınacak bir insan. Yani zavallı bir insan. Yani orada acıyıp acımamak size kalmış bir şey. Pişmanlık duyuyorsa, bir meyli varsa, ona şefkat rahmetle yanaştığınızda, babam dediğinizde bir düzelme, kendine gelme olacaksa bunu yapmanızda bir sakınca yok. Ancak bunların hiçbirini anlamayacak, gaddar bir insansa yanaşmanıza gerek yok. Zaten babalık yapmamış. Yani ben de en azından bir hakkı yok değil mi hocam, yani bu insanın? Yani sonuçta sizin malınıza, canınıza, bu namusunuza zarar verecek bir tip. Öyle anlaşılıyor. Anlattığınız kadarıyla. Evet. O zaman babanız da olsa ondan mesafeli durabilirsin, uzak durabilirsin. Onun Allah hakkı yok. razı olsun hocam. Onun Bir hakkı yok. de ikinci sorum hocam, özellikle oğlum çok bu tarz konuları. Aynı sizin öğrenciniz Berkay gibi benim Evet. oğlum da. Ben yeni kapandım. Normalde benim ailemde açık, hani bir tane kapalı yok. Berkay benim öğrencim değil. Berkay çok Öyle mi? şöyle yani ısrarcı ve inat bir tip. İşte Berkay'la benim oğlumun aynısı diyeyim hocam. tamam. Yani oğlum da aynen öyle. Ve oğlumun sorduğu bir soru. Özellikle ben artık baş edemiyorum çoğu zaman. Hocam, kadınlar vücut hatları görünmeyecek şekilde giyindikten sonra saçını kapatmasa ne olur? Ya da neden saçını kapatıyor? Yani ben vücut hatlarımı kapalı bir şekilde, düzgün bir şekilde kapandıktan sonra saçımı kapatmayıp o başörtüyü takmasam ne olur? Bunu kim, siz mi soruyorsunuz, çocuk mu soruyor? Oğlum çok soruyor hocam Ya, bunu. oğlu soruyor. Biz şimdi bizi yaratan Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını dinlemek durumundayız. Elhamdülillah Müslümanız. Evet, çok şükür. Müslüman olduğumuz için de namaz kılıyoruz Allah'ın emri diye. Oruç tutuyoruz Allah'ın emri diye. Zekat veriyoruz Allah'ın emri diye. Bunlar nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda Nur suresinde 31. ayet-i kerimede aynen şöyle söylüyor. Mümin kadınlarına söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine atsınlar. Görünen, kendiliğinden görünen ziynetleri hariç vücutlarını örtsünler. Şimdi bu bir emir. Evet. Allah'ın emri ve burada bu emirde de başörtüsü geçiyor. Bi humurihinne alâ cuyûbihinne diyor. Şimdi humur dediği şey başı örten bir şey. Göğüslerini de örtecek şekilde yakaların Evet. üzerine koysunlar diyor. Allah'ın emri olduğu için biz vücudumuzu örttüğümüz gibi bir Müslüman kadın
başını örtecek, örtsün diye ayet-i kerimede. Ahzab suresi 59'da ise Müslüman kadınların dışarı çıkarken bu şekilde örtünüp örtünmeleri kendilerinin tanınıp eza görmemeleri için daha hayırlıdır deniyor. Yani burada siz hem kendinizi korumuş oluyorsunuz hem dışarıya da bir mesaj veriyorsunuz. Ben inançlı Müslüman bir kadınım, ben başka bir dinden imansız vesaire değilim diye kendinizi de tanıtmış oluyorsunuz. Bu Allah'ın emri olduğu için örtünüyoruz. Başını örten kadın Allah'ın emrini yerine getirmiş olur. Başını örtmeyen kadın Allah'ın emirlerinden birini yapmamış olur. Müslüman kadın için kastediyorum. Ki zaten örtünme sadece Müslümanlıkta da yok. Kaldı ki rahibeleri görüyorsunuz değil mi? Yahudileri görüyorsunuz. Kadınlar nasıl örtünüyorlar. Yani Allah'ın dini değişmez. İlk dinden bugüne kadar bütün dinler ortak adı İslam'dır. Ve la ilahe illallah tevhidi getirmiştir. Emirler aşağı yukarı aynıdır. Bu bir Allah'ın emridir. Yaparsak emri yerine getiririz. Yapmazsak bir yasak işlemiş oluruz. Allah razı olsun sizden hocam sizden. Yani ben böyle hani kızanlar sana ayetlerle onu açıklamaya çalıştım ama işte ikna olan bir çocuk olmadığı için size sormak istedik özellikle. Allah razı olsun hocam. Kur'an okumasını tavsiye edin. Kur'an'da yani, ayetler oku. Ben elimden geldiğince çaba gösteririm ama hocam inşallah. Yani inşallah o da sana yetecek Allah'ın izniyle. Okudukça öğrenecek inşallah. Tamam hocam. İyi yayınlar. Allah hayırlı eylesin. Hayırlı eylesin. Sağ olun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.